Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Rusya'nın başkenti Moskova'da 139 kişinin öldüğü IŞİD saldırısına dair tartışmalar sürüyor. Fehim Taştekin'le birlikteyiz. Rusya'nın saldırıya bakışını, merak edilenleri ve Moskova saldırısının perde arkasını değerlendiriyor olacağız. Fehim Bey merhabalar, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi Fehim Bey, Cuma akşamı Moskova'da konser salonuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı maalesef 139'a yükseldi. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Ancak tabii saldırıyı IŞİD'in üstlendiği açıklaması Rusya tarafından yeterli bulunmuyor. Rusya bu noktada işte Ukrayna'yı ve Batı'yı işaret ediyor. Şimdi Putin evet bir açıklama yaptı. Dün yaptığı açıklama üzerinden gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıyı IŞİD'in gerçekleştirdiğini, dünyayı ikna etmeye çalıştığını görüyoruz dedi. Rusya'ya ve halkına karşı bu zulmün kimin eliyle yapıldığını biliyoruz. Siparişi verenin kim olduğuyla ilgileniyoruz dedi. Belki bu cümle biraz önemli. Belki buranın biraz altını çizmek lazım. Ben Batı ve Rusya'dan gelen bu açıklamaları siz nasıl değerlendirirsiniz onu sormak istiyorum. Tabii bir yandan şunu da sorayım. IŞİD neden Rusya'yı hedef aldı? Tabii bir tarafta bir savaş var ve bu savaşı tırmandırmaya yönelik de önemli hazırlıklar söz konusu. Yani asker göndermekten silah sevkiyatını artırmaya kadar pek çok mesele konuşuluyor, tartışılıyor ve öncesinde de Kiev'de işte bu batılı ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları vesaire kritik bir toplantı yapıyorlar. Savaşın geleceğini tartışıyorlar vesaire. Şimdi böylesi bir zamanda, böylesi bir ortamda saldırıyı hani fiilen kim yaparsa yapsın bu mesele eninde sonunda kaçınılmaz olarak Ukrayna zemininde, bağlamında konuşulacak ve tartışılacaktır. Batılılar tabii bunu daha çok iyi bildikleri için hızlıca IŞİD yaptı. Ukrayna'nın herhangi bir sorumluluğu yok diye böyle bir telaşla açıklamalar ardı ardına geldi. Yani Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü ve diğer yetkililer. Tabii Putin de buna karşılık da meseleyi özellikle Ukrayna'ya bağlamaya çalışıyor. Yani bu son derece anlaşılır bir şey. Yani savaş stratejileri açısından da bir ortada böyle çok ciddi bir tırmanış varken. Şimdi işin tabii ki hani soruşturmanın boyutu, bağlantılar vesaire son derece önemli. Yani bu tartışmalar her şeyin başında oldu. Yani herkes kendi safını tabir caizse belirledi. Henüz ortada bulgular, bilgiler yeterince yokken bunlar oldu. Batılı kurumlara bakıyoruz. Yani düşünce kuruluşlarına falan. Onlar da Beyaz Saray'ın tutumuna uygun bir şekilde bu tamamen IŞİD'in eylem tarzını yansıtıyor şeklinde çıkarımlarda bulunuyorlar. Rusya'dan baktığımız zaman tam tersi. Yani tabii Ruslar IŞİD yapmadı falan demiyorlar. IŞİD yapmış olabilir, işte bağlantılı bir eylem olabilir ki bu Putin de radikal İslamcı işte grupların içinde olduğu saldırı ifadesini kullanıyor. Ama artık öyle bir noktadayız ki yani istihbaratlar bunun neresinde vesaire haliyle Ukrayna istihbaratı MI6 ya da CIA bunun neresinde soruları Rusya tarafından çok daha fazla soruluyor. Ruslar bir kere peşinen ikna olmuş durumdalar. Yani bunu IŞİD ya da IŞİD-Horasan yapmış olabilir ama bunu yaptıran el önemli bizim için. Biz bunun peşindeyiz vesaire diyorlar. Şimdi baktığımız zaman tabii IŞİD'in hani Rusya'yı hedef almasının tabii ki nedenleri var. Rusya IŞİD'in öncelikle... Hedef almıyor sanırım Fehim Bey. Yanlışsam beni düzeltin lütfen ama 2015'te ve 2017'deki o metro saldırısının arkasında da yani yine o saldırıları da IŞİD üstlenmişti diye hatırlıyorum. Şimdi tabii ki işin şöyle bir tarafı var. Rusya Kafkasya'da sürdürdüğü iki büyük savaştan sonra orada kalıcı düşman edindi ve bu düşmanlar daha sonra dönüştü küresel El-Kaide çizgisiyle örtüşen ya da IŞİD'la örtüşen bir yapıya büründüler ve bunlar Rusya ile savaşı Suriye'de de sürdürmek üzere Türkiye üzerinden İdlib'de ve başka yerlerde de bu savaşa katıldılar. Tabii bunlar birazcık daha kendi özerk alanlarını korudular. Yani mesela Heyet-i Tahrir-i Şam'ın himayesi altında o bölgede, İdlib'de bulundular. Bir kısmı geçmişte IŞİD'le ortak hareket etti. Fakat genel olarak baktığımız zaman bunlar bu radikal İslamcı yapılarla ilişkili bir şekilde Rusya'yı düşman belleyen bir strateji izlediler ve şimdi bunlar Ukrayna tarafındalar. Yani Suriye'den ayrıldılar, Ukrayna'ya geçtiler ve orada Rusya'ya karşı savaşta bazı birlikler oluşturdular ve bu son zamanlarda özellikle Rusya'daki seçim sırasında da bu birlikler Kafkasyalı Çeçenlerden oluşuyor ağırlıklı olarak, ama bazı birlikler Rusları da içeriyor. Yani Putin düşmanı Rusları da içeriyor. Bunlar Tatarlar var mesela, Kırım Tatarları var ve başkaları var. Bunlar son zamanlarda seçim satım halinde Rusya'da istikrarsızlığı artıracak şekilde sınır hatlarında saldırılarda düzenlediler. Şimdi bunlarla yolları kesişmiş olan, Suriye'de yolları kesişmiş olan bir de Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelmiş militanlar var. Şimdi bu hat, yani Orta Asya hattı haliyle IŞİD-Horasan'la direkt ya da dolaylı olarak etkileşimi ya da ilişkisi olan gruplar. Yani işin bir tarafında Rusya'nın kendi içinde, kendi vatandaşları olan işte Çeçenler vesaire, onların yer aldığı cihatçı bir eksen var. Bunlarla ilişkili Asya'dan gelen yapılar var. Suriye ve Türkiye'de yolları kesişti bunların. Bir de tamamen işte Horasan grubuyla, onunla bağlantılı artık Rusya, Türkiye, İran ekseninde varlık gösteren, tanımlaması oldukça zor bir takım hücresel yapılar, yapılanmalar var ve bunlar bugün artık IŞİD-Horasan olarak tartışılıyor ve konuşuluyor. Yani IŞİD'in Asya'daki faaliyetleri, bunlar mesela hani Afganistan merkezli gibi dursalar da, ama bu tür saldırılarda daha çok Orta Asya Cumhuriyetlerindeki militanları kullanır gibi bir görüntü oluşturuyorlar. Tabii burada ben işin açıkçası şunu sorgulama ihtiyacı duyuyorum. Şimdi IŞİD mesela Suriye'de ve Irak'ta hilafet ilan ettiği zaman çok ideolojik bir kor vardı. Yani bu ideolojik kor onların bütün bu motivasyonlarını belirliyordu ve kendi davaları net bir şekilde tanımlanmıştı. Yani bir hilafet, İslam devleti kuruluyor. Bu İslam devletinin topraklarına hicreti öneren, teşvik eden bir yaklaşım sergileniyor. Bu teşvikle pek çok yerden insanlar bölgeye akın ediyorlar. Burada motivasyon fazlasıyla İslami tonlar içeriyor ve bütün saldırılarda bu motivasyonun gerektirdiği formlara göre şekilleniyor. Yani şehadet var işin içerisinde, şey var, kendini feda etme var her şeyden önce. Şimdi bu birazcık dağıldı. Bu dağılmadan sonra IŞİD'in unsurları, Türkiye'de ve başka yerlerde kümelemiş unsurlarının ne kadarının yabancı istihbarat servisleri tarafından yönlendirildiğini, ne kadarının özel harp şirketleri tarafından kullanıldığını bilmiyoruz ve bu sorgulanması gereken bir şey. Şimdi biz sadece işte arkasında CIA var, MI6 var deyip işi birazcık daha komplo teorisi çerçevesinde basitleştiriyoruz. Yani daha doğrusu insanlar bunu basitleştiriyorlar, ama artık bu savaşlarda mesela özel güvenlik şirketlerinin ya da özel istihbarat şirketlerinin daha fazla öne çıktığını, çünkü bunlar yaptıkları eylemler nedeniyle devletleri bağlamıyor, ama bunların arkasında istihbarat servisleri de var. Yani bunlar istihbarat servisleriyle, ya mesela Amerikan örneğini ele alırsak Suriye'de ve başka yerlerde özel şirketler kullandılar, ama bunlar ya Amerikan dışişlerinin bir takım ihaleleriyle ya da özellikle de Pentagon'un ihaleleriyle bu işleri yürütüyorlardı. Ama çok daha son 10 yılda diyelim ya da o 20 yılda olabilir, bu özel şirketlerin devletin pis işlerini, kirli işlerini yürütme konusundaki rolleri çok fazlasıyla arttı. Şimdi Moskova saldırısı elbette Rusya'yla savaşın bir parçası. Ben de öyle görüyorum. Yani bunu IŞİD'in basitçe Rusya'ya düşmanlığı olarak görmüyorum. IŞİD'in de içinde yer aldığı, IŞİD ya da IŞİD mensuplarının da içinde yer aldığı bu saldırı, yani Afganistan'daki o merkezin koordine ettiği, organize ettiği bir şey olmak zorunda değil. Bu bir hücrenin bir istihbaratla buluşan ya da bu özel harp şirketleriyle bir şekilde buluşan bir hücrenin ya da birkaç hücrenin ya da birkaç farklı yapının eylemi de olabilir. Bütün bunlar olasılık dahilinde değerlendirmesi gerekiyor. Ali ile ben bunu çok basit, çok özür dilerim. Bu bağlamak istediğim bir yer var. Tabii. Bütün bunları, ya Rusya zaten IŞİD'in düşmanı, haliyle Ukrayna'dan bağımsız bir şekilde her zaman Rusya'ya saldırabilir şeklinde bir basit önermenin işi çok fazla sulandıracağını düşünüyorum. O yüzden de birazcık yani tabii şunu anlatabiliriz. Yani IŞİD niye Rusya'yı hedef alıyor? Çok sayıda neden sıralanabilir. Bir kere Suriye'de IŞİD'la savaşta Rusya'nın da çok önemli bir rolü var. Yani çok konuşulmaz ama pek çok yerde Suriye ordusuyla birlikte IŞİD'le savaşta, özellikle Fırat'ın altında, yani Fırat'ın batı taraflarında, Humus'un doğusunda ve başka yerlerde, Tedmur dahil pek çok yerde IŞİD'le savaşı Ruslar ve işte Suriye ordusu yürüttü. Tabii ki Fırat'ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri ve Amerikan güçleri işte belli yerlerde Türk ordusu kendi alanını genişletirken IŞİD'i püskürttü. Bütün bunlar var ama bu savaşta IŞİD'le savaşmış bir şey var, Rusya var ve ayrıca IŞİD, dediğim gibi, Kafkasya'daki savaşlar nedeniyle Rusya'ya karşı cihatçı dünyada bir şey var, öfke, tepki var. Daha da geriye gitmek gerekirse Afganistan'da 1979'dan başlayan ve 10 yıl süren bu savaşta Rusya'ya karşı, hani işte onların baktığı yerden bakarsanız Rus işgaline karşı bir cihat var. Bu eskiye dayanır, çok eski ve tabii ki CIA'nin de yönlendirdiği, bu savaşın arkasında CIA vardı, yönlendirdi. Rus düşmanlığı cihatçılar içerisinde neredeyse 78'den beri, hatta 78'den beri gelen bir arka plana sahip. Bu işte hani IŞİD neden Rusya'ya düşman derken biz makarayı alıp o tarihe indirmemiz lazım. Ama güncel mesele çok özellikle de Ukrayna ile bağlantılı. Yani biz bunu şey yapamayız, yani Kiev'den bağımsız bunu ele alamayız diye düşünüyorum. Şimdi bu IŞİD'in Horasan kolu meselesi aslında çok haber ajansları ve basın kuruluşları IŞİD'in Horasan kolunun da bu saldırıyı üstlendiğini söylüyor ama işte orada araya girip sormak istemedim, lafınızı bölmek istemedim ama Almanya ve Fransa'dan da aslında buna yönelik bazı açıklamalar var. Mesela örneğin Almanya İçişleri Bakanı diyor ki işte Rusya'daki saldırının ardından IŞİD'in Horasan kolu Almanya içinde büyük bir tehlike haline gelebilir. Şimdi bu biraz yani suç bastırma diye de algılanabilir Rusya tarafında. Yani ya bak bunlar bizim de düşmanımız falan. Şimdi elbette Almanya, Fransa ve başka, özellikle İngiltere bu coğrafyada bu örgütlerle bir şekilde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde mesai harcadılar. Yani onların sorumluluğu, onların günahı çok büyük. Yani bu onlarca yıl içerisinde oluşan bir sorumluluktan bahsediyorum. Ama en nihayetinde mesela Suriye'de savaş başladığı zaman Avrupa'daki bütün Avrupalı cihatçılar, yani Fransız vatandaşı olan ve başka vatandaşlı olanlar, Belçika'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan, özellikle bu üç ülkeden ve tabii ki İngiltere'den de cihatçıların bu savaşa katılmasına göz yumdular demiyorum, teşvik ettiler. Yani bu kolaylaştırdılar, gitsinler, hatta tek taraflı biletle gitsinler, geri de dönmesinler mümkünse falan, ama geri döndüler bunlar. Şimdi bunlar geri döndü ve işte mesela Fransa'yı vurdular, Avusturya'yı vurdular ve bu böyle bitmez, devam eder. Şimdi her birinin kendi içinde kendi ürettikleri, kendi nüfusları içerisinde de karşılığı olan düşmanlıklar var. Yani bunlar kuşkusuz, mesela ne demişti Sullivan, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı vakti zamanında, hani işte Clinton'la yazışmalarında demişti yanılmıyorsam, El-Kaide Suriye'de bizim safımızda, yani bizim için çalışıyor demişti açıkçası. Şimdi ama mesela Fransa örneğinde olduğu gibi, işte Fransa'da Afrika kökenli insanlar var, bunların sorunları var, bunlar içerisinde radikalleşme öteden biri var. Belçika'da benzer şekilde ciddi anlamda El-Kaide çizgisi giderek bu memnun olmayan, huzursuz Müslüman kesimler içerisinde yer ediyor. Haliyle bunların bir de kendi davaları var ve bunlar bir şekilde belki yani IŞİD-Horasan çok böyle albenisi şu anda yüksek bir şey. Bunu hemen söylüyorlar ve insanlar bunun üzerine atlıyor ama böyle olmak zorunda değil. IŞİD'i ideolojik olarak benimsemiş, bir rol model gibi gören ama kendi davasını güden ve haliyle daha bağımsız, kendi özelliği içerisinde terör eylemleri de yapabilen gruplar ya da hücreler çıkabilir. Şimdi haliyle mesela işte Fransızlar neyi konuşuyorlar? Ya olimpiyatlar yaklaşıyor ve biz çok fazla kırılganız. Yani Rusya'nın uğradığı saldırının benzerini biz de yaşayabiliriz. Tedbir alalım falan filan. Ve buradan hareketle biz de mağduruz diyorlar. Şimdi Rusya'nın mağduriyetiyle bunların mağduriyeti aynı değil bence. Çünkü Rusya sicil olarak en azından 40 yıldır bunlarla savaşıyor. Evet. Ama mesela İngilizler bunlarla çok fazlasıyla perde arkasında iş çevirdi geçmişte. İslamcılarla, İslamcı gruplarla. Amerikalılar yıllarca bunlarla yatıp kalktılar. İşte Afganistan'da, Pakistan'da ve başka yerlerde ve en nihayetinde Irak'ın ve Suriye'nin bu kadar cihatçı, üretim, kuluçka merkezi haline gelmesinde bu ülkelerin birinci dereceden sorumluluğu var. Rusya bu sorumluluğu paylaşmıyor. Rusya bunlarla savaştı. Yani burada dürüstçe konuşmak lazım. Tabii çok güzel bir misafirimiz var galiba. Onun yorumlar belki benimkinden daha isabetli olabilir. Şimdi evet. Oradaki notunuzu eğer tamamlıyorsanız Fehim Bey, ben ilk sorudaki bir söyleminize geri dönmek istiyorum. Demiştiniz ki Putin ya da Rusya işte meseleyi Ukrayna zeminine çekmeye çalışacak. Şimdi soruşturma devam ediyor. Ama Peskov'un bir açıklaması var. Diyor ki soruşturma kapsamında Batı ile henüz bir temas kurulmadı. Şimdi ben şunu aslında sormak istiyorum. Moskova net resmi ortaya koyunca nasıl bir yanıt verecek ve daha da önemlisi kime yanıt verecek? Şimdi yanıt verebileceği, tedirginlik yaratabileceği ya da onların politikalarında değişiklik sağlayabileceği şekilde bir dışa yansımada bulunabilir. Yani biz soruşturmanın bütün boyutlarını ve detaylarını arzu ettiğimiz şekilde öğrenemeyebiliriz. Yani kullanışlı sonuçları paylaşabilir Rusya. Bir de yanıt veremeyeceği, altında kalabileceği sonuçları paylaşmayabilir. Yani atıyorum ya burada çok doğrudan CIA'nin yani MI6'in ya da bir başkasının rolünü tespit edebilir ama buna bizim görebileceğimiz, izleyebileceğimiz bir sahnede yanıt vermek zorunda hissetmez. Bunu başka türlü yürütebilir bu krizi ya da bu gerilimleri. Perde arkasında çok şey konuşabilirler. Şimdi Rusya bunu başka zamanlarda yaptı. Yani bütün devletler bunu yaparlar. Yani eliniz güçlü olur ama bu elinizi herkese göstermek zorunda değilsiniz ve muhatabınızın bilmesi yeterli olabilir. Onu kastediyorum. Yani Amerika Rusya'nın elinde ne olduğunu anlar. Rusya da ona göre kartlarını zamana yayarak oynar. Ruslar soğukkanlı oyun seviyor. Yani hızlı, çok böyle ani tepkiler vermezler ama neler olacağını anlıyoruz. Şimdi zaten şu anda izledikleri strateji bir. Batılılarla herhangi bir istihbarat paylaşmaya da bunlarla ilişkiye geçmeyip bunların tedirginliğini artırıyorlar. Ve onları yanlış yapmaya, yanlış açıklamalarda bulunmaya ve hata yapmaya zorluyorlar. İkincisi diyor ki yani ben mağdurum ve ben kendi yürüttüğüm soruşturmayla yanıtını kendim hazırlayacağım. Seni de buna ortak ederek senin sorumluluğunu üzerinden atmana izin vermeyeceğim diyor. Yani şimdi bu soruşturmaya Amerikalılar dahil olurlarsa Amerikalılar rahat bir şekilde diyecekler ki biz Ruslarla ortağız ve işte bununla birlikte mücadele ediyoruz. Putin bu kozu onların eline vermeyecek ve diyecek ki ben bunu kendi imkanlarımla soruştururum. Ama mesela Türkiye ile hemen bir iletişim var. Çünkü Türkiye mecburen bunu yapmak zorunda. Ama Türkiye mesela bu işbirliğini Rusya'nın istediği şekilde mi gösteriyor yoksa Amerikalıların istediği şekilde mi gösteriyor? Yani mesela IŞİD-Horasan bağlantısını güçlendirecek ve tamamen IŞİD-Horasan'ın üzerinde kalmasını sağlayacak şekilde Türkiye operasyonel bir işbirliği mi sunuyor? Bu Amerika'nın işine gelen bir şey. Yoksa Rusya'nın beklediği şekilde başka bağlantıları da ortaya çıkaracak şekilde Türkiye işbirliği yapıyor. Ben şu anda Türkiye'nin yaptığı işbirliğinin Amerika'nın istediği şekilde bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Yani hatta bu mesela Türkiye'nin kendi sorumluluğunu artıran da bir şey. Yani niye kendi sorumluluğunu artırıyor? Çünkü sen diyorsun ki ben Türkiye'de herhangi bir terör örgütüne ya da bunların hücrelerine izin vermem. Fakat Rusya'daki saldırının hemen sonra çok sayıda yerde işte hemen eline koymuş gibi çok sayıda insanı gözaltına alıyorsun. Yani bildiğin, takip ettiğin bir havuz var ve bu havuzu niye daha önce temizlemedin de şimdi saldırı olunca apar topar temizliyorsun. Bu senin aynı zamanda kendi bahçeni terör örgütlerinin ya da potansiyel terör örgütlerinin kullanabileceği esnek, bulanık bir halde tuttuğunu gösterir. Yani bu çok tehlikeli bir şey. Bunu başından beri hep konuşuyoruz. Türkiye burada çok ciddi anlamda geçmişte başka ülkelerin, Pakistan gibi vesaire başka ülkelerin yaptığı hataları kendi ajandası için yaptığı. Fakat bu, yani siz Suriye'de bunları kullanıyorsunuz mesela bu örgütleri. Evet. Zannediyorsunuz ki bu örgütler benim tasarrufumda ve ben bunlarla iştigal ederim, bunları kullanırım. Hayır, bütün devletler, bütün istihbarat servisleri o senin havuzuna dalıyorlar ve sonra herkes bu havuzdan yararlanıyor ve fatura Türkiye'nin üzerine kalıyor. Olan bu. Yani şimdi Afganistan'dan, Orta Asya'dan ve pek çok yerden Türkiye bugün bölgede en kolay gidilebilir, gezilebilir, konaklanabilir ülke haline gelmiş durumda. Yani sadece göçmen olgusundan bahsetmiyoruz. Siz uçağa binip rahatlıkla Türkiye'ye gelirsiniz. Şimdi mesela Ankara'dakiler anladığım kadarıyla şu temayı işlettiriyorlar. Yani sızdırıyorlar, böyle konuşun, kendi gazetecilerine yazdırıyorlar. Yani bunlar işte Rusya'dan geldiler, Rusya'da kalıyorlarmış zaten, buraya geldiler, işte oturumlarını yenilediler falan ama birisi 2 ay kalmış, birisi 10 gün kalmış. Böyle ilişkiler çok böyle, yani istihbarat servislerinin dikkatinden kaçmaması gereken ilişkiler bu trafik. Yani istihbarat servisleri o kadar işlerine gelince o kadar yani ciddi bir şekilde takip yapıyorlar ki, yani atıyorum Türkiye'de muhalifleri, gazetecileri nasıl takip ettiklerini biliyoruz. Ben kendimden biliyorum. Şimdi bunu bizim için sarf ettikleri ortada olan insanlarız. Eforu, çabayı niye bu tehlikeli yapılarla ilgili sarf etmiyorlar? İşlerine geldiği zaman önleyebiliyorlar. İşlerine geldiği zaman ellerin koyduğu gibi anında 100 kişiyi, 200 kişiyi toplayabiliyorlar. Ama bir taraftan da bütün bunlar sonuç itibariyle Ruslar bunları izliyor. Amerikalılar izliyor yer yer. Ve Türkiye'ye rapor sunuyorlar. Türkiye çok garip ama IŞİD'le ilgili pek çok operasyonu ancak Amerikan Hazine Bakanlığı'nın kendi hazırladığı raporlar ortaya çıkınca yapıyor. Yani işte şu kuyumcu, şu döviz bürosu IŞİD'in para trafiğinde yer alıyor diye Amerikan Hazine Bakanlığı artık bunları ortaya koyunca Türkiye mali ekipleri ya da polisi ertesi gün hemen gidip oraları basıyor. Şimdi işi yani demek ki herkes gözlüyor yani Türkiye şeyini, sahnesini. Ruslar da mesela IŞİD-Horasan'la ilgili uyarılarda bulundular. İşte bu mesela kilise saldırısı da oradan mesela bir Tacik-Çeçen bağlantısı çıktı. Burada bundan sonra muhtemelen tabii ki Rusya'nın canı yandığı için bunu etkili bir şekilde kullanacak. Türkiye üzerinde baskı yapacak. Türkiye'yi daha fazla işbirliğine zorlayacak. Bunlar böyle kolayca geçiştirilecek şeyler olmayacak diye düşünüyorum. Bir taraftan da Ukrayna tarafını maksimum bir şekilde felç edecek, operasyonlar düzenleyecek. Ama burada mesela Rusya'nın kendi bahçesi de önemli. Yani Türkiye bahçesi yegane değil. Rusya'nın bir işçi havuzu var ve bu işçi havuzu Orta Asyalılarla dolu ve oradaki şirketler de Türkiye'dekiler gibi ucuz iş gücü, yani yasa dışı pek çok şey bedavaya geliyor biliyorsunuz. Yani maliyet açısından. Orada da büyük bir kara delik var. Şimdi Ruslar mesela oraya da bakmak zorunda kalacaklar. Çünkü dediğim gibi Orta Asya'dan çok fazlasıyla işçi var. Orada çalışmaya geliyorlar ve bunlar bir havuza dönüşebilir, dönüştü. Yani sonuçta bunu anlıyoruz ki istihbarat örgütleri, özel harp şirketleri, özel istihbarat şirketleri, devletler, bu örgütler hepsi ki bunları artık böyle şeylerle ayıramıyoruz yani birbirinden. Mesela ben şimdi bu saldırının üstlenildiğini gösteren açıklamalara baktığım zaman Arapçalarından 3 tane arka arkaya gelen açıklama vardı. Biraz tuhaf geldi bana. Şimdi mesela orada diyor ki işte güvenlik kaynaklarının AMAK haber ajansına verdiği bilgi. Allah Allah. Şimdi AMAK IŞİD'in yayın organı değil mi? Güvenlik kaynakları kim? Nedir? Yani böyle bir örgütün bir şey böyle üstlenmesi son derece tuhaf geldi bana. Oradaki ifadeler biraz işin içerisinde bir tutarsızlık ve acemilik olduğuna işaret ediyor. Bir yerde hilafetin askerleri diyor, bir yerde İslam Devleti'nin savaşçıları diyor ve hiçbirinde Horasan bağlantısı ya da ismi geçmiyor. Yani Horasan şeyi nedir, emirliği vesaire gibi herhangi bir ifade yok. Kafkasya ve de Rusya emirliği gibi bu tür ifadeler yok. Yani Kafkasya ile bağlantısı yok şu anda zaten. Ama yani IŞİD'in hani kafasında bir yapılanma var ya, işte hani işte Türkiye emirliği, yok bilmem Şam emirliği, Irak emirliği gibi böyle bir süre yani yerel şey yap, orada da Horasan emirliği vesaire. Böyle bir şey de yok, bağlantı tam anlamıyla da kurulmuyor. Biraz şüphe çekiciydi benim açımdan. Sonra işte mesela bunlar saldırdılar, para için yaptıklarını söylediler. Sonra kaçış güzergahı, tabii yani bu güzergahın nasıl fiilen nasıl belirlendiğini ya da bu güzergahın nasıl takip edildiğini bilmiyoruz ama işte 100 kilometre sınıra yaklaştığı bir yerde orada işte yakalandılar. Yakalayanlar da Çeçenler ve FSB şeyleri, ajanları vesaire, böyle enteresan bir durum var. Yani burada mesela intihar yelekleriyle şehadete giden bir militan profili yok. Burada klasik IŞİD'in hani adanmış adamlarında gördüğümüz o şehadeti arayan adam burada yok. Hani itirazlar gelebilir ya, mesela işte Viyana'da şey, Avusturya'daki saldırıda da yoktu. Fakat yanlış hatırlamıyorsam onlarda intihar yelekleri vardı, yani yakalandılar ama intihar yelekleri vardı. Böyle garip, biraz tuhaf. Belki örgüt üyelerinin ya da hücrelerinin artık eski disiplinden bağımsız daha farklı şekillerde davranmaları da söz konusu olabilir. Her şey kitabına uygun olması beklenemez. Yani değişkenlikler mutlaka vardır. Ama en önemlisi Rusların da üzerinde durduğu, bunlar Ukrayna'ya doğru gidiyorlardı. Yani sınırdan geçeceklerdi. Muhtemelen orada da ortadan kaldırılacaklardı bunlar. Öldürülecekler. Yani bunlar bu Moskova'da saldırı yapıp sonra da o sınırdan kaçıp orada barınamazlar. Daha doğrusu Ukrayna istihbaratı da bunları o şekilde yaşatmaz. Yani tuhaf bir durum ama yaşatamaz. Çünkü bütün fatura onlara kalacak. O yüzden yaşatmazlar diyorum. Peki. Tabii Rusya soruşturmayı nasıl yürütecek ve hangi zemine oturtacak, bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Fehim Bey yayınımıza katıldığınız için. Moskova saldırısının perde arkasını Fehim Taştekin'le değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.